kendi ismini taktığınız 3-5 dediğimiz bir hareketimiz var. Ben ne zaman antrenörlüğe başladım 3-5-3-5 diyorlar, öyle kaldı. Belki geçmişte ne diyorlardı bilmiyorum. Yunus Emre, nerede? Gelsene oğlum, sen benim babayımsın. Böyle elinizde parmaklık varsa elinizin altında. Birinci veya ikinci basamağa ayağınızı koyup çıkartıyorsunuz sporcuyu. Kalçaya veya şortunun bittiği yere yakın yerden ellerinizle tutturuyorsunuz. Dizler hiçbir şekilde bükülmeyecek. Siz belki görmüşsünüzdür. Yani isim olarak başka şey de söylemiş olabilirsiniz. Aşağı kadar gergin bacakla iniyor ve kendini yukarıya doğru çekiyor. Göğüs daima içeride. Göğüs içeride. Biz bu, yani biz bu hareketi 3-5 diyoruz. Neden 3-5 dedik onu da bilmiyorum. Şu. Amaç burada ayağınızı bara çektikten sonra barfix aletinde barı çekmeye çalışmak. Bu birinci hareketimiz. İkinci hareketimiz burada kipeyi çocuğa öğretmeye çalışıyorsunuz. Kipede bara doğru ayak çekme var, kalça ittirip barı çekme var tekrardan. Şimdi bunu bar olarak düşünün. Ayağı burada tutuyorsunuz ve bu pozisyondan barı kalçanıza çekerek oturma pozisyonuna geleceksiniz. Yani şu şekilde. Bilekler dönecek. Bir daha göster, kendin yapmaya çalış. Parmak ucundan getir ayağını. Parmak ucundan çek, ittir. Çocuğa bunu öğretiyorsunuz. Bu ikinci aşama. Bunları verdikten sonra artık barda bildiğimiz normal ipi alıyorsunuz. Şu pozisyona bağlayıp getiriyorsunuz. Tabii bu Emre'ye küçük gelecek. Ayakları burada tutuyorsunuz. Ayakları buraya takıyorsunuz. Buradaki amaç da parmaklıkta yaptığı hareketin aynısını burada yapmaya çalışmak. Bu üçüncü basamaklarımız. Ben gösteriyorum. Yapamayabilir çünkü ip kısa. Sallıyorsunuz ayaktan destek olarak. Hop. Böyle çekiyorsunuz ve barın üstüne çıkmaya çalışıyor. Bunu arka arkaya tekrar edebilirsiniz. Çekti, ittirdi. Bunun yardım şekli de ayaktan destek olacaksınız ve sırtından yukarıya doğru siz kaldıracaksınız. Bunu da öğrettik çocuğa. Artık bunu da kendisi yapmaya başladı. Çünkü artık bunu kendisi yapmak zorunda. Sonra yaprak kipesi dediğimiz hareketlerimiz var. Ayağını bara doğru kaldırıyorsunuz. Bunun yardım şeklini önce değil sonra göstereceğim. Hareket bu. Yardım şekli olarak da ayak barda tutarken burada eliniz olacak dizin altında. Diğer el ilk önce sallarken omuza, kipeye doğru çıkarken de bele giriyor. Şuradan destek oluyorsunuz. Bu diğer aşama. Yaprak kipesi dediğimiz hareket. Son olarak zıpla geriye ayağını sürerek artık tam kipeyi öğretmeye başlıyorsunuz. Barı tutturuyorsunuz. Mutlaka kipeye girerken ayağını şu şekilde önde tutmak zorunda çocuklarda. Büyüdükçe bu kipenin yapım şekli değişiyor. Tabii büyüdükçe dedim ya artık gençlere, büyüklere geçince öğrettiğim şey, yani yapma şekilleri değişiyor. Geriye doğru zıplatıp sürme U yapıyorsunuz. Sen geriye doğru zıplattı, uzattı. Bunu da öğrettikten sonra artık yaprak kipesini, 3-5'i bu hareketi birleştirmek zorundasınız. Yine aynı pozisyon. El omuz hizasında. Ayağı kapatırken siz destek oluyorsunuz. Dizlerin arkasından ve tekrardan hızlı bir şekilde kipeye çıkartıyorsunuz. Zıpladı, destek olduğun kipe. Bu da son basamaklaması, son evresiz. Bununla alakalı sormak istediğiniz soru var mı? Açıklayıcı olduğumu bilmiyorum. Yani ben bu şekilde çalışmalarımı gerçekleştiriyorum. Normalde ben barfix'e çok fazla yardım etmiyorum kipede. Çocuklar paralelde kipeyi çözdükten sonra barfix'te çok kolay yapabiliyorlar. Ama siz ekstra çalışma olarak bunları yaptırtabilirsiniz. Bununla alakalı sorunuz var mı? Hocam kipede çıkarken dirsek herhangi bir yere kırılmıyor.
kapıya çıkarken normalde dirsekler gergin olmak zorunda. Ama çocuklar bunu algılaması zor oluyor. Çünkü küçük yaş grubuyla çalışacağınız için